Herkese mutlu günler. Gündem Özel programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Haftanın son gününde yeni gündemi değerlendireceğiz. Yeni Bakanlar Kurulu kararları var biliyorsunuz. Onları sizlere aktaracağız ama ülke gündemi Covid-19 biliyorsunuz. Covid-19 süresi içerisinde sonrasında taksi sektörünün içinde bulunduğu durumu, sıkıntıları konuşacağız bugün. Birleşik Taksiciler Birliği Genel Sekreteri Sayın Murat Karalar bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkürler. İşte bilindiği üzere her ne kadar bu pandemi süreci içerisinde iyi olmayacaksa biz de o kadar iyiyiz. Evet. İşte sağlığımız yerinde olsun. Allah'a şükür olsun, bu süreci de bu şekilde götürüyoruz. Evet, sağlığımız yerinde olsun diyoruz ama evet. Yine döneriz. Tabii. O da kendi elimizde ama ister istemez de psikolojik yönden doğal olarak hepimiz etkileniyoruz. Özellikle siz o dönem içerisinde, bu 3 ay dönem içerisinde tüm sektörler aslında sıkıntı içerisindeydi. Ayrım yapamayız. Herkesin ayrı bir sıkıntıları vardı ama siz çok unutuldunuz. Yani o süreç içerisinde gerçekten ciddi anlamda hem sıkıntı çektiniz hem de bir belirsizlik içerisindeydiniz. Yani önemli olan da aslında oydu. Ne yapacağınızı, ne durumda olduğunuzu bilmemek en büyük işkenceydi herhalde diye düşünmekteyim. Evet. Program sırasında çok tartıştık, çok konuştuk sizinle, çok mesajlaştık. Telefon bağlantılarına da çok katıldınız. Ne olacak halimiz denildi. Hep aslında sabırla da beklediniz. O da ayrı bir güzel bir yöntemdi diye düşünmekteyim. Buyurun açıklayın falan dedik. Eylem mi yapacaksınız, yapamazsınız. Eliniz kolunuz bağlı. Bekleyelim Muazzez Hanım dediniz hep. Bir durumu değerlendirelim. Belki bizi kale alırlar dediniz. Hep böyle bir yumuşatma olayıyla aslında hep düşündünüz ama iyi de sabrettiniz diyebilirim ben size. Evet. Özellikle diğer kesim, sizin çalışanlarınız da aslında diğer bu sektörde yer alanlar da. Ama bu koronavirüs önlemleri kapsamında okulların kapatılması ve ülkeye turist girişinin yasaklanmasının ardından taksicilerin kime çalışacaklarını sorguladık hep o dönemde. Şimdi bir öncesine gidelim. Sonrasında tabii. Çok konuşacak şey var ama neler yaşadınız? Buyurun sözü size bırakalım. Teşekkürler. Tabii Mart'ın ortalarında bu virüsün Kakadeci'de de görülmesinden sonra elbette ki bizim sektörümüz içerisinde bulunduğumuz yavaş yavaş işte Mart'ın sonuna kadar bir akıntı oldu ancak otellerin, kasinoların bu sektörlerin de artık kapanmasıyla birlikte bizim çalışacak bir yüksek öğretimde tabii yoluna bağlayalım üniversiteler tabii bunların artık kapatılmasıyla ilgili artık bizim de çalışacak bir durumumuz kalmamıştır. Çünkü biz birer halkayız yani turizm içerisinde. Biz bu sektörlere en fazla hizmet veren bir sektörüz yani. Bu çerçevede tabii ki bunların kapatılmasıyla bizim de artık taşıyacak işte bir turist veya da öğrenci kalmadı. Bilindiği üzere de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de toplumun insanlarımızın herkesin bir kesin bir arabası vardır. Yani toplu taşımayı veya taksiyi çok fazla tercih ederek kullanmazlar. Bu sebepten işte biz artık Mart'ın sonuna doğru tamamıyla her ne kadar da Bakanlar Kurulu kararıyla açık bir sektör gösterilmiş olsak da biz kendimiz tabii bunu kabul etmedik. Elbette ki siz bu süre içerisinde herkesi eve kapatma kararı alıyorsanız bu taksici nasıl çalışacak zaten yani fakat bunun elbette sizin de bahsettiğiniz, vurguladığınız üzere işte bu süreçte basınla, sizlerle büyük bir çalışma içerisinde kendimizi, sesimizi duyurmaya çalıştık. Sizlere de bu yönden çok teşekkür ediyorum tabii ki. Ancak yine de çok sağlıklı, başarılı olamadık. Çünkü şöyle bir şey, bilindiği üzere biz evet turizme hizmet veriyorsak da turizme bağlı, bakanlığına bağlı bir sektör değiliz. Biz Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı bir sektörüz. Fakat bu süreç içerisinde Muazzez Hanım, burada üzülerek söyleyeceğim tabii ki bunu, bakanlıkla hiçbir temasımız olmadı. Yani bu hiç olması, konuşulmaması gereken bir şeydir. Ancak hep biz talep ettik. Yani bu süreç içerisinde görüşelim, edelim. Yani bu süreç nereye kadar gidecek? İşte biz evde oturuyoruz, çalışmıyoruz ama çalışanlarımız da vardır. Bu çalışanlarımız ne olacak?
Kaç kişi, kaç çalışan var, kaç taksici var? Yani 739 taksi var. Bazen düşündüğünüz zaman işte birer ikişer şoförden de bağlayacak olursanız işte yani biz aşağı yukarı 3000 kişiye barındırıyoruz yani bünyemizde rahatça. 3000 çalışan, sektör çalışan tabii, evet. Taksici var diyebiliriz. Yani çalıştırıyoruz tabii. Şimdi hal böyleyken bunların sosyal yatırımları, sürecin ne kadar devam edeceği belirsiz. Tabii çalışan otomatikman bir ailesi var, bakacağı, sorumluluğu vardır. Sizin acaba ekonomik bütçe tarafınız nasıldır? Ne durumdasınız? Hazırlıksız yakalandınız zaten. Bunları göz önünde bulunduraraktan tabii ki bir de evin içerisinde yani yapacağınız bir şey yok. Yok. Eliniz kolunuz bağlanmış bir anda. Tabii ki hem kendinizi düşünüyorsunuz bu süreç içerisinde hem çalışanınızı düşünüyorsunuz. Çünkü hadi sizi bıraktık artık yanında çalışmayacaksın etmeyeceksin diyecek bir durumumuz yoktur. Çünkü gerçekten bu sektörü bu mesleği icra edecek herkes yapamaz. Çok sorumluluk isteyen bir sektördür. Sorumluluk, tehlikeli, fedakarlık isteyen. Yani, kesinlikle. Şimdi, ne geceniz var, ne gündüzünüz tabii, var. Tanımadığınız insanlarla muhatap oluyorsunuz. Aynen. Çeşit çeşit insanla. Bir de yıllar var yanınızda çalışıyorsunuz. O sizi biliyor, siz onu biliyorsunuz. Ve bir anda şoförünüzü bırakmak da olmaz tabii ki. Elimizden geldiğince işte kendilerine destek çıkmaya çalıştık ama tabii ki bu paketler açılırken de hükümet tarafından sizin açık bir sektör olduğunuzu varsayaraktan uzun bir zaman zaten bize bu 1500 TL'lik destekte uzun bir zamandan sonra basın sektörüyle hemen hemen aynı bir döneme evet, denk gelmiş. Yaralanamadık. Verilmeyecek mi? Sizin programınıza katıldığımda telefon ile orada vurguladım. Yani ilgili bakan neyi bekliyor? Biz asıl ben bunu telefonda konuşmadan ilgili bakan kabinede bizi kendisi savunması gerekir. Evet bu sektör açık görünüyor. Ancak bu sektör çalışmıyor. Yani kimlere hizmet verecek? Ve sizinle telefon görüşmesinden birkaç gün sonra işte başbakana kadar çıkıp orada onunla görüşmemizden sonra Sayın Bakan Başbakanla görüştünüz. Tabii başbakanla da görüştük sıkıntılarımızı ona da anlattık. Ondan sonra Sayın Başbakan işte birkaç televizyon programında taksicileri dillendirmeye başladı. Ve onun sonrasında 1500 TL'lik destekten faydalandık biz de. Ama bu süreç bayağı uzun sürdü. Uzun sürdü. Bu süreç içerisinde biz elbette ki kendi kaynaklarımızdan geçinmeye çalıştık. Hem kendimiz hem de şoförlerimize bakmak zorunda kaldık. Yani bu süreç biraz daha zaten devam edecek olursa ki devam ediyor. Yani bizim için bu süreç daha devam ediyor. Bazen yani oteller açıldı. Fakat bizim yine taşıyacak herhangi bir turist yok adamızda bildiği üzere. İşte dünkü bakanlar kurulunda bazı kararlar yine alındı. Açılıma gideceğiz yavaş yavaş. Fakat orada işte bunlar kararlar üretilirken yine bizim ilgili bakanlığımız bu süreç içerisinde bu sektörün nasıl çalışacağıyla ilgili, hangi kriterlerle çalışacağıyla ilgili bu sektörün hiçbir bilgisi yoktu şu anda. Şimdi ben gelip buralardan bunu dillendireceğim. Ama ilgili bakanlık ve bürokratları bunu bilmiyor mu? Yani bu sektörü ya da bu sektörleri kendine bağlı atıyorum otobüsçüler, karış, Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığı vardı. Kiralık araçlar, Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığı, taksi, Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığı. Yani şimdi bunlar... Turizm sektörüne çalışan bir sektörsüz yani sizin... Evet. Nereye bağlı olmanız gerekiyor? Yani doğrusu ne olması gerekiyor peki bunun? Biz kit olmamız lazım. Hiçbir bakanlığa bağlı olmamız lazım. Gerekir. Çünkü niye? Şöyle bir şey söyleyeyim. Siyasi dant yapıyorlar bu sektörün şeyde izin kutumunda. Siyasi dant var orada Muazzez Hanım. Yani bilindiği üzere her zaman vurguluyoruz. Yani bir şeyden biraz uzaklaştık ama evet. Gündemimizden. Geleceğiz. Atıyorum örnek veriyorum. Kiralık araç izni istiyorsunuz. Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığı. Turistik teyzi istiyorsunuz, Bayındırlık Ulaştırma. Ama bunların gerçekten bir çalışması var mı? İhtiyaç var mı? Hiç sorulmadan. Bir işte 3 versin, bir işte 5 versin. Yağmazsanın böreği. Ama konuşmaya da gelindiğinde, koltuklara oturulduğunda biz bunları yapmayacağız.
İhtiyacı belirleyeceğiz. İhtiyacı belirledikten sonra sizinle de sektörel bazda görüşeceğiz. Fakat ondan sonra değerlendireceğiz. O kapıdan çıktıktan sonra bu görüşler hep değişiyor Halisa. Bunlar bir anda siliniyor. Bir bakılıyor ki arkadan bir liste 3, bir liste 5 turistik teyizleri dağıtılsın. Bir dakika, şu anda turistik teyizli verirken vermek istersen bu ülkede ne olması gerekir Muazzam'ın? Ciddi bir şekilde turistin ülkemize gelmesi gerekir ve bu taşıtların yetersizliğini ortaya koyacaksınız. Oralara bu ihtiyaç belirlenecek, veriler çıkacak. Turizm Bakanlığı'ndan görüş alabilirsiniz. Gerçekten böyle bir turist kaynağı vardır. İşte adamıza işte 500 bin gelirken 1 milyon oldu bir anda. İşte bunların taşınması için ihtiyaç ortaya çıkmıştır. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı da değerlendirmelerini yapar. Ona göre vermeye çalışır. Ama her gelen başvuruyu değerlendirip ve bu ihtiyaçlar ortaya çıkmadan verirseniz, biraz önce de programdan önce konuştuğumuz gibi ortaya kaos çıkar. Kaos çıkar. Çünkü bu taşımacılık ayağı taksiyken şimdi taksilerin de çıkmıştır. Daha önce hep konuştuğumuz bir şey vardı. Özel araçlarla taşımacılık yapanlara karşı konuşuyorduk. Korsan dedi, adlandırırdık. Ama şimdi geldik. Onu bile konuşmuyoruz artık. Turistik teleri konuşuyoruz. Yani bir nevi resmileştirdik. Var şeyiniz, gösterelim mi? Var tabii yani ki sabahleyin. Evet. Sabahleyin olan bir şey. Sabahleyin. Evet, bu sabah. Bir fotoğraf var. Onu print çıkışı aldı Murat Bey. Sabahleyin kendi durağında çalışan bir arkadaş kendi WhatsApp grubumuza bir resim ve bir yazı yazdı. Gömyeli çemberinde 9 kişi duruyordu. El etmişler kendisine taksi olarak. Fiyat sormuşlar. Pazarlık yaptılar orada. Fiyat yüksek gelmiş. Arkadan ekran alacak. Ha, ilk taksici durdu. Evet. Taksici fiyatı sordu. Yüksek buldu. İlerledi. Arkadan dediğimiz işte turistik teyzindi. Araç. Ki neye hizmet edeceğini. Ne yapar bu araç mesela? Bu araç ne yaptı? Bu araç normalde. Normalde ne yapar? Bu araç normalde yurt dışından gelen turistlerimizi karşılayıp kalabalık tur grubundan gelenleri sosyal kültüre yerlerimizi göstermek rehber eşliğinde çalışması gerekir. Ve fiyat para da alamaz. Acentelerden kaynaklanacak. Ama oradan çıktı bu iş. Uzun zamandır zaten vardı. Oradan çıktı. Şimdi bir de fırsat. Al kardeşim, taksicilik yap. Taksi izni vermiyor ha. Taksi izni vermiyorum. Bunun gibi kaç tane var? Bunun gibi artık bir sayısını unuttuk herhalde. 350-400 tane var. Şimdi ben araçla, de gitsem alsam bu araçtan, yapsam turistik diye ben de durup alabilirim. Aldı, o zaman 9'unu da aldı gitti. Pazarlık yapar. 9'unu da aldı gitti. Bu kadar basit. 9'unu da aldı gitti. Aldı gitti. Ha, biz söylediğimizde 9 artı 1 şeyden izinlendirmelerden yasal olmayan şekilde tabii bunu yapamaz. Hayır, yapamaz. Yapamaz. Mümkün değil. Ama yasal bunun önünü bakanlık açtı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bunun önünü açtı. Ama geldiklerinde de görüştüklerimizde de bunların önlemini alacağız. Bunları durduracağız. Bunların iptaline kadar gideceğiz. Konuştuklarına hiçbir şey sıymaz kendilerini. İcraata da gelindiğinde ancak hiçbir şey yok. Elde sıfır. Bakın. Şu andaki Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ve bundan öncekiler Ulaştırma Bakanlığı bağlantısını biliyorsunuz daha önce İçişleri Bakanlığı'nda süre içerisinde ben 12-13 tane bakan ettim. 12-13 tane bakan gördüm. Bu bakanlık içerisinde hep söylerim, her zaman da söyleyeceğim. 2010 yılında ismi de vereceğim. Sayın İçişleri Bakanı İlker Kamil döneminde yasal boyutta bir düzenleme yapıldı. Bakınız. Hangi tarih dediniz? İlker Kamil'in dönemi 2010 yılında. 2010. Yasal bir düzenleme yapıldı. Zaten o zamandan bu yanda zaten teyizli de verilmiyor. Taksi izni de verilmiyor. Sağ olsun. Onun döneminde başladı o da. Bir de Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Ahmet Kaşif dönemi.
O da Ercan Havalimanı'nın özelleştirmesi esnasında oradaki durağın mevcut yerinde verilmesiyle ilgili bir fiyat talep ediliyordu. Ahmet Kaşif o dönem içerisinde devreye girdi ve oradaki mevcut durağı ücretlendirilmeden oradaki taksici arkadaşlara verdi. Diğerleri bir de taksiye turul döneminde güzel çalışmalar oldu, sağlıklı. Fakat diğerlerinde hep yeni dönemde havanda su dövdük. Bakın son dönemi konuşuyorum. Şu andaki mevcut bakanla çok ciddi çalışmalarımız oldu. Çok ciddi çalışmalarımız, bakanlık kendi nezdinde, müsteşar nezdinde, izin kulu komisyon başkan müdürlüğü nezdinde çok ciddi çalışmalar oldu. Çok ciddi. Gittik geldik, yazılı, sözlü önerilerimiz, nasıl bu sektörü bütün paydaşları etkilemeyecek şekilde, yani biz ille de bir çalışma yaparken işte bu taşımacılığın ayağı bizik, hepsi de biz yapacağız, bizimdir diye bir görüşümüz ve düşüncemiz de yoktur. Bilindiği üzere özel araçlarda taşımacılık yapılıyor. Bunun önlemini nasıl alırız diye çalıştı. Yasal boyutta bir düzenlemeye girdik. Çünkü muazzanım bu şekilde bu düzenlemeler olmadığı süre içerisinde siz ihtiyaç hiçbir zaman duyamazsınız. Veresiniz taksi izni. Ancak bu özel araçlarla taşımacılık durdurulmuş olsa, yanlış bir şekilde açılan bu turistik kapısını açmamış olsaydınız, böyle ciddi bir yasal boyutta da düzenle yapmış olsaydınız, biz resmi olarak zaten ihtiyaç doğacağından dolayı talep edilen izinlerin gerçekten ihtiyaçlı kişilere verilmesiyle ilgili hep görüşümüzü ortaya koyduk ve koyuyoruz da. Ancak bizim görüşlerimiz her ne hal ise sadece konuşuyoruz. Çalışmalar da yapıldı. Ama 2 yılda bir yasal boyut düzenleme hazırlanmazsa, çalışılmazsa, önümüze getirilmezse olmaz. Böyle bir çalışma olmaz. Eğer siz iyi niyetliyseniz o çalışmayı bize geçen sene Eylül ayında Sayın Bakan nezdindeki yaptığımız toplantıda kendisine ben de dedim ki Sayın Bakanım, bütün yönetim kurulu üyeleri de, arkadaşlar da, birlik başkanlar da orada. Sayın Bakanım demiştim, işte Eylül ayındayız, bu yasayı yetiştiremeyecek. Yani çok iyi çalışmamız lazım. Ben yetiştiririm dedi. Sen bana bırak, ben takipçisiyim, yetiştiririm. Dedim Sayın Bakanım, Eylül ayındayız, gelecek yarın bütçe görüşmeleri başlayacak. Bütçeden sonra hadi yılbaşıcık yemecikleridir, bilmem nelerdir filan fistikan geldik, yılbaşı kutlamacı da yaptık, geldik Ocak ayına. Ocak ayında da temamı layasın bir cezapta geldik dedim, yine seçim yasaklarının içerisine daha Cumhurbaşkanı seçimleri yatırım dedi. Ne yapacağız? Dedi sen de dedi bitirdin dedi, yetiştiremeyecek, bu şekilde konuştu. Ben dedim size söylüyorum. Ben dedim hani bu tip çalışmaları sizin de daha görmedim. Daha öncekilerde yaptım bu tip çalışmaları. Ne oldu Aziz Hanım? Haziran ayı. Yasa nerede? Yine bu stüdyoda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nın müsteşarı telefonu bağlı. Bazı bağlı. Ben mesaj attım ve ilgili muhabir yasayla ilgili soru sordu. Yasa dedi savcılıkta görüş alınıyor. Ya 2 sene. Nasıl savcılıkta daha? Hani biz bitiriyorduk kendini Eylül ayından boyanı? Haziran. Siz bu yasayı gene yetiştiremezsiniz. 30'undan meclis kapanır. Tatile girer. Nasıl yapacak? Siz savcılık görüşünü alacaksınız. Savcılık görüşünden sonra başbakanlığa yollayacaksınız. Mevzuat görüşü alacaksınız. Mevzuat görüşünden sonra bakanlığa getireceksiniz. Bakanlığa kurulundan geçeceksiniz. Meclise göndereceksiniz. Komiteye. Komitede bizi alacaklar, çok mühim, hemen alacaklar ivedilikle, alacaklar getirsin de parlamentoya oylayalım. Böyle resmi gazeteye yayınlayalım ve yürürlüğe girsin. Yetiştireceksiniz bunu. Bak bu süreç pandemi süreci, bu sürecin tamamıyla çok hızlı bir şekilde çalışılıp bitirilmesi gerekirdi. Eğer isterseydiniz, iyi niyetliyseydiniz, bunu o dönem içerisinde muazzam çalışıp bitirdiniz.
Biz de çık gelirdik buralarda, teşekkür ederdik. Konuşmazdık bunları. Ama konuşacağız artık. Bilinmesi gerekiyor çünkü çok duyarsızlık var sektöre karşı. Biz gidip gelecek, işte Karpazlar'dan arkadaşlarım çıkacak, Mağusalar'dan arkadaşlarım çıkacak, Lefkeler'den arkadaşlarım çıkacak. Gelecek, biz önümüze toplantılar yapacağız. Bazen haftada iki defa, 15'te üç defa yazılı sözlü yapacağız. Ama elde sıfır, beyaz sayfa. Olmaz böyle bir çalışma. Böyle bir çalışma olmaz. Ciddiyet ister bu işler. Bu çalışmaları yapmak için ciddiyet ister ve dürüst olunacak. Evet, biz karşınıza geliyorsak, iyi niyetli ve bu çalışmaları yapıyorsak, siz de dürüst olacaksınız, ivedilikle bitireceksiniz. Ama çok uzun zamandır yani bu. Uzun zaman ve enteresan bir şey. Yani siz bu Covid-19 döneminde beklediniz yani bunun elbette, olmasını. Elbette. Ve şunu söyleyeyim, enteresan bir şey. Atıyorum, örnek veriyorum. Sayın Bayındırlık Ulaştırma Bakanı görüyor, konuğumuz oluyor. Doğru mu? Örnek veriyorum. Muhabir kendisine, yani Bayındırlık Ulaştırma Bakanlığı'na sadece Ercan Havalimanı'yla bağlı değil ya. Ya da telefonlarıyla bağlı değil ya. Ya da karayolları bağlı değil ya. Bunlar sorulmayacak. Uçak indir, uçak kaldır, gemi götür, gemi getir değil ya sorulacak bak sadece. Onlar da sorulacak ama bakınız ayakları, hani kendisinin içerisinde bulundurduğu taksi sektörü orada, otobüs sektörü orada, kiralık araçlar orada. Bunlar da sorulması gerekir. Bak, ben bu yasalara örnek veriyorum, sizinle defalarca konuşuyorum. Konuşuyoruz. Kendisi de ansızın biri sorsa bakalım ki, Sayın Bakan ne yaptınız ya bu çalışmayı? Geldik burada. Bu insanlar, bu sektör temsilcileri çıkar da bunları konuşuyor ama acaba sizin bir çalışmanız ne aşamadadır? Yoksa programa gelinmeden ha bunları sor, bana da bunların dışında soru sormayın. Çok mu az sesiniz çıktı acaba? Çok mu sessiz kaldınız da çok ciddi almadılar sizi? Duyarsızlık var dediniz sektöre karşı. Bakın 5 gündür hak arıyor karış. Şimdi işte biraz önce ama başlamadan önce dediniz, siz çok sabırlı oldunuz. Sabırlı. Teşvik etmeyeyim sizi ben burada şimdi, evet. Ama. Yok, doğrudur, gerçekten çok sabırlıydık. Bak burada. Sabırlısınız yani, ben gördüm yani o sabrı. Ben sabırlı, uzun zamandır sizinle program yapıyorum. Çünkü burada yönetim kurulu kararlardır. Bakalım. Eylem alma kararı. Eylem yapma kararıdır bu. Şu anda bu süreçte. Evet, alındı karar. Alındı karar. Evet, neyi bekliyorsunuz şimdi? Bekledik çünkü işte sabır dediğiniz ya, yani artık sektörün burasındadır. Yani biz dedik ki sokaklarda değil, hani o koltuklar, odalar var ya, kendilerinin değil, vatandaşındır, halkındır, toplumundur orada bulundukları. Biz bekledik ki oralarda mücadelemizi verelim. Sokaklarda değil de bu çalışmaları yapalım, bitirelim. Şimdi eylem kararı aldınız. Durduran nedir sizi? Sabrınız mı? Nedir durduran yani şimdi şöyle şu anda? Şey. Bakın biz halen daha... Neyi bekliyorsunuz? Konuşuyoruz. Hı hı. Kendilerinin de... Çözüm bekliyorsunuz daha. Ne aşamadadır her şeyin? Bir öğrenelim. Bir görüşlerini alalım onların da. Şimdi işte biz görüşmeden hadi biz sokağa çıkıyoruz, doğru bir şey değil. Değildir, evet. Eylem muazzanın son noktadır. Biz oraya gelmek istemiyoruz. Şimdi o zaman bu nedir istediğiniz diyelim. Önce bir başa gelelim. Bir açılım yaşandı dün Bakanlar Kurulu'nda. Alınan kararlar var. 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yeni bir sistem var. Tamamen bir açılma süreci gelinecek. Şimdi nasıl çalışacaksınız? Ne yapacaksınız? Bununla ilgili bu kriterler belirlendi mi? Önce buradan girelim. Yani bununla ilgili bu şekilde bir başlayalım. Taksiciler güvenliğini nasıl sağlayacak? Şimdi nereden alacaksınız bu yolcuları? Evet. Şimdi nasıl bırakacaksınız? Bavulları kim taşıyacak? Eldiven, hijyen kuralları. Tek başınızdasınız. Buyurun, bu kriterler nasıl belirlendi? Şimdi, böyle mi girelim o zaman? Tabii. Orada kaldırdık zaten de. Evet. Şimdi Bakanlar Kurulu dün kararlar aldı. İşte Güney Kapıları 22 Haziran'dan sonra, işte orada çalışanlardır, hastadır, öğrencilerdir. İşte PCR testleriyle ilgili 72 saatten işte gidip gelecek falan, bu kararı aldı. 1 Temmuz'da da artık turist kabul edecek ülkeye. Ülkeye turist kabul edecek. Şimdi sizinle de görüştük. Şimdi 1 Temmuz turist gelecek, gidecek Allah kısmet ederse Ercan Havalimanı'ndan karşılamaya. Bizim kriterimiz ne? Şimdi ben bakan olsam ilgili sektörleri çağırırım. Çağırırım.
bir bilgilendirme yaparım. Derim ki arkadaşlar işte lütfen dikkatli olalım. Bu pandemi hastalık, süreci devam eder. Hastalıktır. Devam eder ama bir risk alacağız artık. Ama çok dikkatli olalım. Çünkü ikinci bir patlama daha olabilir. İşte maskemize özen gösterelim, takalım. Eldivenlerimizi takalım. İşte hijyen olalım. Olalım. Ancak tamam da şimdi biz gideceğiz karşılamaya, bir valizi tuttuk, bir eldiveni attık. Zaten ilaçların fiyatları uçuk. Herkes biliyor zaten onları da. Ya bunlar nereden karşılanacak? Nasıl bir fikir alışverişi yapalım? İşte bunları konuşalım. Yani gittik. Bak ne yapıyoruz biz? Kendi sektörümüz içerisinde bazı arkadaşlarla hep böyle görüşüyoruz. Ve BITO dediğimiz büyük arkadaşlar da şu anda ben internetten bulmuştum. Türkiye'de taksilerde kendileri yaptı ve onlar attılar. İşte böyle fiber şeffaf. Hı hı. Arka koltuğu o şekilde kapattılar. Kapattılar evet. Burada bizim kendi bir biz burada bir taksici arkadaş Lefkoşa'da kendi aracına yaptı. Güzel de oldu. İşte bunları konuşalım. Bunları konuşalım. Biz sektör içerisinde bunları çözeceksek Muazzez Hanım, bizim bakanlığa ihtiyacımız o ki. Bizim bakanlığa ihtiyacımız ne? Biz kendimiz çözelim bunları. Sektörümüzü kendimiz götürelim. Hiç ihtiyacımız yok. Ne gerek var? Bak turist bunları... indiğinde, maske takmadığında siz o tartışmaya girmeyin. Deyin ki bizim tamam yasal haklarımız var. Siz biner binmez bunları yapmak zorundasınız. Alın. Bu bilgilendirme nerede? Nerede? Yok. Şimdi gelecek o olan... O zaman sizi ciddiye almayacak bu. Gelecek olan turist. Turist. Bilgilendirilmiş mi? Bilinç içerisinde mi ki taksiciyle buluştuğumuz zaman bu şekilde karşılanacak. Sakın ego tatmin etmeye kalkmayınız. Münakaşaya girmeyiniz. Bilinçli içerisinde. Turizm Bakanlığı'na yaptık. Turizm Bakanlığı ilgili sektörü, temsilcileri bizi çağırıyor. Kendisi bakanlığına bizimle toplantı yapıyor. Bunları bizimle paylaşıyor. Bizim bakanımız, Turizm Bakanlığı bizi çağırdı. Bu konularda bizi bilgilendirdi. Gerekli desteği sağlanacağını söyledi. Kendisine de buradan teşekkür ederim. Ama ilgili bakanlıktır bunları yapacak olan. Şimdi siz Tolga Bey'le görüştünüz mü yani bu süre içerisinde? Hayır. Talepte bulundunuz mu? Bizim başkan talepte bulundu. Ne zaman? Bir hafta önce. Bir hafta önce ne konuşuldu? Kendisiyle görüşemedi. Yoğun toplantısı vardı. Kendisiyle görüşemedi. Biz talep etti işte. Bu yasal boyutta düzenlemeyi de görmek istedi. Onu da göremedi. O taslağı da göremedi. Ve ondan sonra zaten biz... Bence görüşecek. Bu yok, programdan sonra evet. Yani görüşecek. Bu şeyden sonra ama zaten, keşke daha önceden düşünülsedir bunların sizin istediğiniz sıkıntı. Görüşülmesi evet lazım zaten. Yani biz burada... Yani biz her zaman talepte bulunmayalım. Yani bizi ciddiye alsınlar, bu sektörü ciddiye alsınlar da öncesinden bu kararlar verilsin, düşüncesini tabii desiniz biz, her zaman elbette. Yani elbette tabii ki ben buraya çıkarken iyi niyetli duruşumuzu ortaya koyarak konuşuyorum. Farkındayım. Elbette eleştireceğim. Yanlışı da, iyiyi de, kötüyü de. Sen benden talep ediyorsan istediklerini ve ben bunlar için evet yapalım doğrudur kabulleniyorsam burada siz de bizim görüşlerimize saygı duyup değerlendirip ona göre harmanlayıp ortaya en iyisini çıkartmakla sorumlusunuz. Burada elbette ki sağlık çok önemliydi bu pandemi süreci içerisinde. Bu turistlerin gelişi, ikinci bir patlamanın sağlanabilme olanağının çok yüksek oluşu. Bunları elbette bir görüşeceğiz tabii. Evet, 1 Temmuz'da açıldı. Hadi gidin karşılayın. Herkesin çoluk çocuğu var. Herkes bir risk altında. Herkes şimdi düşünür sektörde. Biraz önce bir arkadaşın yanındaydım. Annesi rahatsızdır. Ben diyor başka çalışmayacağım. Neden? Şimdi bu süreç daha tehlikelidir diyor. Eğer bana bir şey olacak olursa da anneme da bulaştırdım ne olacak? Ben vicdan azabı çekemem diyor. Bakınız. Bak, rahatsızlık var. Ama biz bunları bir konuşup ilgili bakanlığında bir görüşünün ne olduğunu dinleyip fikirlerimizi ortaya koyup buradan çıkıp
bu görüşleri buraya çıkıp bu görüşleri alacağımız görüşmeleri, fikirleri, bakanlığın düşüncesini ben buradan buraya anlatmak isterdim şimdi sektöre sayenizde. Doğrudur. Ama ne yapıyorum şimdi? Hala da diyorum ki böyle bir kriterler daha yok. Daha ilgili bakanlıkta görüşme talebinde bulunuyoruz. İhtiyacımız vardır. Bakalım görüşleri nedir, düşünceleri nedir? Ondan sonra anlatalım. Bak iyi de geldik şimdi bugünlerde en azından bir 20 günümüz var. Örnek veriyorum. Tabii ki görüşürük da geldik yine. Anlatırız sektöre. Evet. Biz kötü yapmıyoruz. Ben yapılması gerekenin şart ve ihtiyaç olduğunu buradan vurguluyorum. Olması gerekeni. Ama maalesef bunlar orada olmuyor. Bunlar yaşanmıyor. Biz 21 Şubat'ta Muazzez Hanım'ın taksi fiyatlarına zam geldi. Biz onu bile yapmadık. Yapamadık da. Neden yapamadık? Bu pandemi süreci girdi zaten devreye. Şubat ayında Şubat 21'de zam geldi. Yapamadınız. %20 zam oldu. O zamı daha biz uygulayamadık. Uygulayamayacak da. Neden? Çünkü taksimetreleri takan bize ilgili firma tek kalem geçen yıl yapmış olduğu taksimetre ayarında 150 TL fiyat talep etti. Bu yıl talep ettiği ücret 300. Ya ben %20 zam aldım. Sen %100. O da diyor ki işte diyor bana 20 TL kalır bu işten. Aldığımız işte parçalar var diyor. Onları yapacak diyor da bir ayarcık yapalım. 300 lira. Dedim yok. Kalsın. Ayar istemeyik. Zamı da yapmadık. Yani böyle bir düzen olabilir mi? Böyle bir çalışma olabilir mi? Ve onun başka bir boyutunu da açalım. Ondan önce ansızın bir toplantıya çağrılıyoruz. Tabii bundan toplantıdan basit önce. Bir olay ama yani ciddi bir yapılması gereken bir şey. Yani böyle kendi kendine fiyat, bakkal fiyatı şey veremez ya kimse. Ya bir de zor bir süreçten geçiyoruz. Kimsede para yok. Nasıl verecekse bu insanlar? Yani bu mantık nerede? 150 fiyattı. 150 idi, 300 istendi. 300 istendi. Tabii kendince haklı. Onun da kendince sebepleri var ama bu kadar da. Bu sebepleri savunacak bir sektör değiliz şu anda. Kabullenmeyik de. Yapmadık, yapmayacağız da. Ama bu süreçte yani dediğim gibi işte başıboş oldu her şey. Dikkate alınmamakla. Olmaz. Bugün siz bahsettiniz karış sokaklarda ama bu süreci karışın neden getirdiniz bu sokaklara kadar gitti? Gidilmemesi gerekir. Haklı sebepleri varsa bir noktada buluşacaksınız, bu şeyleri, sorunları çözeceksiniz. İlle de sokaklardan bu hak aranması gerekir. Bu ülkede böyle oldu ama. Ses çıkaracaksınız, bağıracaksınız, çağıracaksınız, hak elde edeceksiniz. Ya bu güzel şey mi? Ve mağduriyetler de yaşanacak. Tabii toplumsal bakıldığı zaman trafikler kapanıyor, işte sıkıntılar yaşanıyor. İşte biz evimize gidemiyoruz. İşte bak adamlar 5 günlük sokaklarda. Böyle güzel şeyler değil bunlar. Kabul edecek durumlar da değil. Ama diyorsanız ki ben ne dersem o olur. Ya yanılırsınız. Bu sektör bir gün gelir sizi öder. Ödedik de zamanla. Ödedik. Çark döner diyorsunuz. Evet, bu sektör öder. Şimdi o dönemde bu pandemi süreci içerisinde ülkede dedik ne turist vardı ne öğrenci vardı. Şu anda da yani çok değişen bir durum yok baktığımız zaman. Kime çalışır o zaman şimdi şu anda? Hadi herkes sokak evindeydi o dönem, o 3 ay içerisinde. Şimdi şu anda taksiciler kime çalışıyor, nasıl çalışıyor? Bir de yetmez işte biraz önce de bahsettiğiniz turistik araçlarıyla da uğraşıyorsunuz. Yani varsa da iş onlar alıyor bunları ucuz fiyata, yasal olmayan şekilde. Kime nasıl çalışırsınız şimdi şu anda? Zaten şu anda taksici için değişen bir şey yok. Aynı durumda. Tabii. Ancak şu vardı yani burada mevcut gidemeyen öğrenciler vardı. Şimdi para da kalmadı. Tabii şimdi bazı sektörler açtı, restoranlar, işte kafeler, mafeler de açılınca tabii otomatik önce biraz daha dışarıya çıkma tercihi yapmaya başladı. İşte bir cez yol işte
yapabilirsen, iki yol yapabilirsen. Kim işte onlar? Yani o dışarıda kalan yerleşik öğrenciler var. Şimdi gidememeyen öğrenciler var ya. Evet. Onlara hizmet ediyorsunuz. Yani yerli değil. Yerliye değil yine. Yani o yüzden zaten Halkımız hiç taksi işine alışamadı. Yok. Bir türlü. Onu o yönde yapabileceğimiz bir şey var mı? Ben şahsen gerçekten çok isterim. Evimden beni taksi gelsin, alsın, işe götürsün. Ama hep ne deriz? Bakalım kaç para getirecek bir taksi Mercedes bizi oraya. Hep bu şekilde düşünürüz. Yani çok pahalıdır olayı hep kafamızda. Değil var aslında. O taksi işi. Nasıl, bunu nasıl teşvik edelim? Sen yani de, hem azaltalım bu trafikteki yükü. Örnek veriyorum. Sen Lefkoşa'da kalıyorsun değil mi bazen? Mümkün değil mi böyle bir şey yapmak? Ben Lefkoşa'da kalıyorum. Evet. Yani Lefkoşa'da X bir yerde. Köşe çiftlikte kalıyorum ben. Maliye yani Bakanı orada. İstiyorum Gençliğe getirsinler beni. Ne kadar getirsin seni? En fazla tutacak. 15 yıl bir tane. Pahalıdır. O zaman yanlış biliyoruz. O zaman yanlış biliyoruz. 20 TL. 20 TL. Evet. Ama işte güzel bir yere, noktaya değindiniz. Bunun aslında isim vermeden size bir örnek vereceğim. Toplu taşımacılığımız yok. Yani ciddi ciddi ben araç kullanmak istemiyorum bugün. Toplu taşımacımız da yok. Yani otobüse de binemem, gideyim. Ya da kullanmak değil de arabam yok. Bir şey oldu, kaza yaptım ama taksiyle gitmek zorundayım. Ya da bir misafirimi taksiyle göndermek zorundayım. Yani bir bunun için yapamayız. Bir programda Mazda Hanım izliyorum ve çok değerli biri, trafikle daha ilgilenen. Kim? Tanır mıyım? Tanırsınız. Programda sonra ismi söyleyelim. Şimdi oğlu Girne'de bir eğlence yerinde alkol almış. Bu kendi anlatıyor. Hatırlarım böyle bir şey. Söyleyin bakayım, anımsayacağım sanki. Evet. Alkol almış, araç kullanmak istemedi. Taksi çağırıp işte Lefkoşa'da evine getirilecekti o zamanlarda. İşte taksici 70 bin 80 bin bir fiyat söylemiş, örnek veriyorum. O da demiş çok pahalı, işte 60 lira olmaz mı? Taksi de demiş yok. Ben buna inanmam tabii. Bizim taksici böyle şey atmadan ifade kardır kesinlikle. Evet, hep kafada bu taksiciler yani 80 TL'ye, 100 TL'ye, 200 TL'ye getirir yolcu. Yani bizim kafamıza hep öyle yerleşti. Hiç açıklayacağız öyle nedenlerini de aslında. Hiç. Buyurun devam edin. Ve yazıyorum ben de böyle uyarım beni yönetmenim. Evet. Ve pahalı olduğundan dolayı diyor taksiler. Hı. Oğlum diyor aracını aldı ve geldi. Çok güzel bir şey yaptı oğlum senin. Bak oğlum çok güzel bir şey yaptı. Ama pahalı olma olayından bakın, sonra demesi. Alkol aldı. Ve pahalıdır diyor. Oğlum arabayı aldı geldi. Ne güzel bir şey yaptı oğlu. Bizi suçluyor yani, sektörü suçluyor. Pahalısınız lan sektör. Böyle bir şey yok ha. Burada can var ya, en azından. En azından can var burada. Düşünülecek olan bir şey vardı, can var. Bu taksiciyi o çocuğu alıp beleşle getirir. İnanın. Öyle fedakarlık yapar. Ama düşünce yanlış. Bu sektörü bu kadar da kötüleme, lekelemeye hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Kendi içimizde evet olabilir. Yanlış algılamayın beni size bunu sorun diye. Ben demiyorum. Yani böyle bir algı neden oluşuyor? Tabii ya da bunun için niçin düzenlemeler yapılmıyor? Neden taksiciler de yerli halka çalışabiliriz hiç çalışsın. Evet, çalışabiliriz. Bazen çağırdığınız zaman gelmem demez ya. Olur tabii mu ya, yerli ya da turist diye bir şey yok. Ama bu bilinciye sahip olmamız gerekiyor. Onun için sahip değiliz. Teşvik etmemiz yani, gerekiyor aslında. Bunun için de çalışmalar yapılması gerekir. Kesinlikle çağırabilirler. Çünkü yoğun bir trafik akışı var zaten ülkede. Çağırabilirler. Olur mu? Sadece turistlere taksiciler çalışabilir kesinlikle. O algıyı çıkarmamız gerekir. Kesinlikle böyle bir şey yok tabii ki. Elbette yerli halkımızdan da ihtiyaç duyulduğu zaman da taksiyi çağırıyor. Var. Elbette gidiyor tabii ki. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bugün bakıldığı zaman güney kesimdeki havalimanlarına, sizinle de daha önce buluştuk. Kardeşiniz gelse Kıbrıslı yerli değil mi? Kim gidiyor alıyor kendisini oradan? Siz gidemezseniz taksici gidip gidiyorlar. Evet. Böyle çok tabii ki. Eğer ihtiyacınız burada da varsa, gitmek istediğiniz hastane olabilir, araç kullanamaz durumda olabilirsiniz. Elbette çağırabilirsiniz. Böyle bir şey yok tabii ki. Ya da uçuk fiyatlar talep edilecek diye böyle bir şey de yok. Hakkı neyse onu alır. Eğer ki siz kendisiyle görüşürseniz bile, aa oğlum işte 50 lira 40 vereyim, onu da kabul eder.
ille de 50 alacak diye bir şey yoktur. Bizde ya da 50 değil de 80 alacak diye öyle bir şey de yoktur. Olamaz zaten. Biz kabullenmeyik. Evet. Mesajlar var, okumak evet. istiyorum. İzmir'den bir izleyicimiz mesaj atmış. Biz her yıl bu ülkeye geliriz, tatile geliriz. Ve her zaman da taksileri kullanırız. Türkiye'deki taksicilerin durumunu biliyorsunuz. Vallahi ben bilemem. Yani ödüm kopar Türkiye'de taksicilere bindiğimde. Leman Hanım da aynı şeye vurgu yaptı. O kadar ciddi, o kadar güvenli bir şekilde araç kullanıyorlar ki ben buradan Murat Bey'e teşekkürlerimi ilan ediyorum. Ciddi anlamda eğitimden geçiyorlar. Hiç laubalilik yok. İstenilen yere de götürüyorlar. Biz çok memnunuz. Sadece merak ettiğim, sormuştum ben bir taksiciye, neden bütün araçlar Mercedes'tir diye. Buradan da açıklayabilir miyim? Çünkü şu anda ailecek sizleri izliyoruz. Diğerleri de aynı şekilde, aile fertlerimiz de sordu. Hep oradaki araçlar, taksiler Mercedes'tir. Bunun nedenini açıklar mısınız demiş. Şimdi mazdan biz devletten gümrük muafiyeti alıyoruz. Bu araçlar zaten bilindiği üzere bizim Türkiye'deki gibi uçuk vergiler yok araçlarda. O yüzden yani bir X bir marka alacağımıza ve hemen hemen onun fiyatları olacağındansa biz Mercedes'i tercih ediyoruz ki hı hı. daha konforlu, hem güvenli, daha sağlıklı hizmet verebilmek için. Çünkü tabii bu dün olmadı. Yıllardan gelerekten gelenek haline getirilmiştir. Güney kesimde de aynı şekildedir. Bu tabii lüks bir yaşam içerisinde olduğumuz anlamına gelinmesin. Çünkü bunu yansıt ediliyor işte. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde insanların refahı çok yüksektir. Lüks hayat içerisindedirler. Hepsinin altında birer Mercedes. Halbuki bu değildir. Biz daha güzel, daha sağlıklı, daha konforlu bir hizmet verebilmek için hemen hemen düşüneceğimiz, alacağımız bir marka aracın fiyatlarına denk geldiği için hemen hemen Mercedes'i tercih ederiz biz. O yüzden ve bu muafiyet alındığı zaman Mazda'nın gümrükte 5 yıl satamaz devredemez ibaresi yazılır koçanımıza. 5 yılda bir değiştiririz ki biz bunun ilgili bakanlığa 3 yıla düşürülmesiyle ilgili talepte bulunduk. Çünkü 5 yılda hemen hemen araç artık arızayı daha fazla göstermeye başlar. Bunu parçaya vereceğimiz parayı onun bir üstüne koyarak değiştirme talebinde bulunduk. Daha iyi olacağından ve biliyorsunuz çünkü burada rekabet edebileceğimiz çok ciddi bir sektörler var. Hemen hemen şu anda 5 yıldızlı otellerin bir kasinosu vardır. Kasinolar Birliği'nin de elbette kasinoların da talep ettiği VIP misafirlerin olduğunu her zaman vurgu yaparlar. Bunun hizmet verebilmek için de kendisine kaliteli, işte daha güzel araçlara sahip olmanız gerekir. Çünkü kendileri hep öyle alıyor. Bu koşullarda onlarla da rekabet edebilmek için ve onlara da hizmeti verebilmek için Mercedes'i tercih ediyoruz. Ve o yüzden Mercedes alırız. Mercedes alıyoruz. Tabii şu anda şöyle bir şey, yani biz buraya da geldik işte sakalımız, meşka sakal, yüzümüzde filan fıstıkan kıyafetiyiz ama biz bunlara da dikkat eden bir sektörüz tabii ki. Evet, konuşmuştuk sizinle, hep taksiciler. Giyimimize, kuşamımıza bakan bir sektörüz. Olması gereken aslında. Nereden bahsederiz? Olması gerekir. Kıyafetimize, duruşumuza, aracımıza. Takım elbiseyle hep de Bizzat hele kendi duranla ilgili söyleyeyim. Tabii genel anlamda olması gerekir. Yani idealimdir tabii ki. Ben hep öyle hatırladım taksicileri evet, yani. Evet. Kravatlar, %85 öyledir ama benim bulunduğum durağım hep öyle. Yani kravatsız bir yere işe çıktığımız yoktur. Yoktur. Bütün karşılamamız olur. Çünkü ilgili sektörle bulunduğumuz işletmeyle de anlaşmalarımız bu şekildedir. Biz bundan gocunmayız. Daha güzeldir, daha iyidir. İşte bak ne güzel, işte böyle güzel mesajlar da geldiği zaman, eleştiriler de gelebilir tabii ki, olabilir. Ama böyle güzel mesajlar geldiği zaman elbette ki mutlu olursunuz sektörün bazında da. İşte böyle sizin dediğiniz gibi bu kadar da kötü değildir. Yani işte, evet, taksiye binmek
çağırmak. Kesinlikle. Bakın ama bir izleyicimiz, evet, hızlı hızlı okuyorum çünkü süremizin sonuna geldik. Yaşam Hanım diyor ki, Muazzez Hanım'a katılıyorum. Ciddi anlamda bizler de taksiye binmek istiyoruz zaman zaman. Malsa'da kalıyorum demiş. Lefkoşa'da evim var. Lefkoşa'da kaldığım sürece aracımı çok kullanmak istemiyorum. Bu yüzden de belli noktalarda yerleriniz var mı? Bence Murat Bey biraz reklama ihtiyacınız vardır. Reklam yapın. Hatta bunun görevi de size değil, bu sektörü ayakta tutacak olan bakanlıklara aittir. Bu konuda teşvik gerekiyor. Bence katılıyorum demiş. Biz de taksilere binelim, biz de kullanalım, sizler de kazanın demiş. Böyle bir zamanda özellikle size destek olmak istiyoruz demiş. Arabamı bırakırım, size destek olurum demiş. Yaşam Hanım'ın mesajı. Çok teşekkürler. Tabii Muazzez Hanım konu değineceğimiz programımızda bitiyor ama değinmeden geçmeyelim. Buyurun söyleyin çünkü mesajlar var, okumak şöyle istiyorum onları. Şöyle bir sıkıntımız daha vardır Muazzez Hanım. Neydi bizim. Buyurun. Atıyorum sizin özel aracınız ve benim kamu aracım aynı marka, aynı özelliklere sahip. Ama siz full sigorta çıkartmaya gittiğiniz zaman size 5000 TL fiyat veriyorlar. Biz çıkartmaya gittiğimizde full 20.000 TL. 20.000 TL. Şimdi bu sektör içerisinde çalışmış bir arkadaşımız vardı. 2 gün önce bir garaja geldi. Orada buluştuk. Sigortalık iş yapıyor. Şimdi kendisine sordum. Neden? Neden? Dedi ki abi dedi sizin dedi risk oranınız yüksek. Dedim nasıl yüksek? Ne, hangi konuda? Yani biz hep yollardayız. İşte kaza yapma riskimiz o yüzden yüksek. Ben de dedim ki öyle mi? Hayır öyle değil. Değil işte değil şimdi mi? Yani benim bildiğim kadarıyla ekmek teknemi riske kendi atabilirim. Kendi aracını kullanan bir şahıs. Bak, ve ben ekmek teknemi riske atabilir miyim? Özel arabamı atabilirim riske. Çünkü ondan ekmek kazanmam ama ekmek teknemi riske atmam. Daha da dikkatli olurum. Maalesef Sigortalar Birliği bu etiketi rap oturtmuşlar oraya. Taksiciler, kamaraçları risk alanındadırlar. Her dakika sokaktadırlar. Çok işler döküldü ya. Ben kamaracımdan, ben taksimle her yere Oslo'yu gezmem. Özel arabamla gezerim. Nasıl olur bu iş risk oranı? Bu da hikaye. Bunun da düzeltilmesiyle ilgili Maliye Bakanlığı'nda talepte bulunduk. Bu çok büyük bir ihtiyaç bizim için. İnşallah Sayın Bakan'la işte 3-5 talebimiz olmuştur kendisine özel de. Özel araca 5000, kamu aracına 20.000. Bu kadar fahişani. Hadi 5 değil de 8 de. Anlayalım o riski. Yok da bu kadar fiyat. Aramızda uçuk fiyatlara gidelim. Devam ediyorum. Kemal Bey bizleri izliyor. Kemal Gözay. Sevgilerimizi iletiyoruz kendisine. Tema Bey. Tema Bey nasılsınız? İyi yayınlar demiş. Londra'da minikap taksileri en çok yerli halk kullanır demiş. Ben de taksiciyim demiş. Buyurun görüşlerinizi yazın bize. Borçlarımızı, sigortalarımızı nasıl ödeyeceğiz diye çok sıkıntı çektik biz Muazzez Hanım demiş. Murat Bey bunları bir bir dile getirsin lütfen. Şimdi açabildim yayını demiş. Daha önceden dile getirdiyse eminim ki dile getirmiştir. Evimizin, arabamızın kredisini, çoluğumuzun çocuğunun okul borcunu nasıl ödeyeceğiz diye bizim psikolojimiz bozuldu. Halen daha da bankalara taksitlerimiz var. Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz? Çünkü öğrenci yok. Kime çalışıp çalışmayacağımızı halen daha bilmiyoruz ve tedbirler ortada değil demiş. Bununla ilgili görüşlerini dile getirdi. Program başında zaten bahsetmiştiniz. Zaten buyurun. İlgili Çalışma Bakanımızla biz görüşmemizi yaptık. Bu sigorta birimleriyle ilgili Temmuz'da, Haziran'ın ikinci haftasında sonra zaten ikinci bir paket açılımı olacağını vurguladı bize ve buralarda primlerin desteklenmesiyle ilgili iş sahiplerine onu bize açıkladı. Gerekli kolaylıkların olacağını, sağlanacağını, bu primleri kendileri de destek verecek işverenlere ve karşılanacak. Evet. Bunu yaptık. Rana Hanım'ın bir mesajı var. Ben merak ediyorum. Eğer bir turist size aracınıza bindiği zaman PCR testini göstermesi gerekiyor mu? Risk grubunda olup olmadığıyla ilgili herhangi bir belge olması gerekir diye düşünmekteyim. Bununla ilgili bakanlık sizinle görüştü mü? İşte bunları konuşuyoruz. Hangi turist hangi ülkeden nasıl gelecek?
ki bunları bilmeniz gerekir. Hangi turisti almanız gerekecek? Hangi koşullarda, nereye oturacak bu insanlar? Valizleri kim taşıyacak? Eldivenleriniz demiş. Bunları nasıl kullanacaksınız? Siz mi karşılayacaksınız? Zaten para kazanamıyorsunuz. Bununla ilgili demiş. Görüşünüzü almak istiyor izleyicimiz. Zaten yakındığımız nokta, vurguladığımız nokta burası. İşte bak, vatandaş da merak ediyor. Biz sektör içerisinde zaten merak ediyoruz, vatandaş da merak eder. Bu sıkıntıları, bu bakanlar kurulu kararı alınmadan önce ilgili bakanlık bizimle bunların çalışmasını yapması gerekirdi. Ya da yapması lazım. Hadi geç kalındı diyelim. Bakanlar kurulu da açıkladı bu kararları. Şimdi bizimle ivedilikle görüşmesi lazım. Bunların fikirlerimizi, düşüncelerimizi ortaya koyup nasıl çalışılacak, bu turistler geldiği zaman nasıl taşınacak, bunların hep birlikte karar vermemiz gerekir. Çıkalım buralardan da hem vatandaşımıza hem de sektörümüzün içerisinde çalışacak arkadaşlarımıza bunlar bilgilendirilmesini yapmamız lazım ivedilikle. Bu bir ihtiyaç, bir şart. Evet. Devam ediyorum hızlı hızlı. İyi programlar Muazzez Hanım. Murat kardeşim beni unutmuş olabilir. Ben Hüseyin Özbek. Güzelyurt'ta turizm taşımacılıktan, daha önemlisi toplu taşıma yapan Kıpas ve Çimen Dolmuşu adı altında adresten üniversiteler ve evlerden yolcu alana ne demeli? Teşekkür ederim demiş. Hüseyin Özbek, hatırladınız mı? Güzelyurt'tan demiş. Var mı eklemek istediğiniz bu mesajı? Efendim? Karşılık var mı bir şey söylemek istediğiniz? Mesaja. Şimdi tabii adresten adrese almak onun güzel gaf dışındadır. Tabii bunları biz her zaman vurgu yaparız. İşte bizim şu anlatmak istediğimiz bir anlat Muazzez Hanım, paydaşlarımız arasında bunlar olmaması gerekir. Eğer sizin o okullardan, üniversitelerden ya da evlerde adreslerden alma hakkınız yoksa gitmeyeceksiniz. Yani siz işte onun yapacağı, atıyorum taksici ise taksici yapacak onu. Eğer sizin dolmuşçuluksa, kıpassanız, sizin ilgili terminalden kalkış noktanız vardır. Taksici oraya kadar getirir gerekirse, oradan da kıpas alır götürür havalimanına. Sizin yollarda durup, adreslerde gidip, evlerden gidip, üniversitenin içine girip alma şans hakkınız yoktur. Böyle bir hak yok. İşte sektörler çarpışmaması gerekir. Paydaşlar çarpışmaması gerekir. Herkes bu turizmin pastasından dilimine kadar kendisine düşerse onu yiyecek. Evet. Burada tabii ki otellerde, kasinolarda, otobüslerde, rentekarlarda hepsi buna uyması gerekir. Buna uyulduğu süre içerisinde zaten birlik, beraberlik ve güç ortada dolmuş olur. Biz bölünmeyeceğiz, parçalanmayacağız. Birlik, beraberlik içerisinde bu turizmde payımıza düşeni biz kabullenip yemek istiyoruz. Evet. Ama bizim ekmeğimizin üzerinden ellerini bütün paydaşlar çekecek. Çeksinler. Hızlı hızlı okuyorum. Yusuf Koçarslan, kolay gelsin, hayırlı yayınlar dilerim demiş. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sayın Murat kardeşim çok güzel anlatıyor. Yalnız taksite olan arkadaşlarda büyük miktarda turisti işletme izinleri var. Özel hastanelerde, emekli polis, astsubaylarda, acentelerde çok miktarda turistlik işletme izni verilir. Dünyada seyahat acenteleri taşımacılık yapamaz. En basit güneyi araştırın bakalım. Taşımacılık yapıyorlar mı yoksa gazinolara mı, otellere mi yapıyorlar? Taksi işletme izni olup da Vito aracı olanlarda 7 koltuk var, yasal mı demiş. Taksiler 6+1'dir Muazzez Hanım. Biraz önce gösterdiğim bu araç da aynı model Muazzez Hanım. Ancak 9+1. Muayeneye gidiyor, arkaya bir suni koltuk takılıyor. Muayene sonra sökülüyor, taksi gibi çalışıyor 7+1. Bunlar gayri yasaldır. Bunlar ivedilikle zaten denetlenmesi gerekir. Sayın Bakan'la defalarca konuştuk. Yasal boyutta bir düzenlemeyle ciddi bir şekilde disiplin denetleme mekanizması kurulup bunları ivedilikle denetlenmesi gerekir. Gerekir. Bunlar taksicilik yapıyor. Evet. Taksicilik yapıyor. Bunlar da bu amaçlı verildi ama. Yani bana demesinler ki işte gelecek yurt dışından turist de gidecekler, alacaklar kendilerini otellerinden de o havalimanlarında da tur yapacaklar da gezdirecekler. Böyle bir şey yok. Kimse kimseyi kandırmasın. Bunlar düpedüz taksicilik yapıyor. Evet, hızlı hızlı okuyorum. Karış mağduriyet rolü yaparak devleti soyana yönelik yaptığı
bu eylemi taksiciler destekliyor mu demiş. Adam T-izni 30 almış fakat sigortalı çalışanı yok. T-izni veren bakan bu kadar T-izni neye istinadan verdi veya neye karşılık verdi? En fazla T-izni veren bakan Hasan Taçoy, Mausa'da kimin adına e-taksi T-izni verdi demiş bir izleyicimiz. Devam ediyorum hızlı hızlı. Kemal Bey, Kemal Gözyay. Gözay, iyiyim fakat hep beraber iyi olmamız gerekli. Bu sadece taksiciler için değil, tüm sektörler için geçerli. Aman iyi olun diyoruz. Ahmet Sürücü, biz taksiciler olarak özellikle hafta sonları ekmek parası için can güvenliğimiz olmaksızın yollardayız. Öncelikle alkollü olarak özel araç kullananlara önlem alınsın. Bence iyi yayınlar demiş. Çok güzel bir noktaya vurgu yaptınız. İnsanlar özel aracıyla alkollü olarak yola çıkıyor. Risk yok. Biz taksici olarak ekmek parası için yollara çıkıyoruz demiş. Bence bizim riskimiz daha az. Muhammed Gözay, taksicilerin haklarını içeren hiçbir şey yapılmıyor. Bu insanlar aç ve sefil kalıyor. Taksicilerin yanındayız demiş. Ahmet Eren Soy, Muazzez Hanım, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz Ahmet Bey. Bir vatandaş olarak Ercan Havalimanı'nda seyahat edeceğimde veya geri döndüğümde otellere ait arabaların orada olmasından çok rahatsızım demiş. Yeterince taksimiz, lüks taksimiz var. Ya onu Ulaştırma Bakanı duysun. Yasal boyutta düzenleme dediğimizde bu içerisinde kapsıyor. Evet. Burada ne olur böyle taksiler olsun, ihtiyaçlı kişilere verelim, biz de mutlu olalım. Değil mi? Yasal düzenleme şart bir an önce ivedilikle. Evet. Eylem noktasındasınız. Ciddi anlamda anladığım tabii. Kadarıyla ama tabii. Görüşme içerisindesiniz. Diyalog kurmak istiyorsunuz. Eminim ki Tolga Atakan el yayınımızı izlediyse bu saatten sonra sizi arar, görüşmede bulunur diye düşünmekteyim. Çünkü kriterlerinizin belirlenmesi gerekiyor. Yasal düzenlemelerin bir an önce düzeltilmesi gerekiyor. Kolay gelsin sizlere. Umarım siz de sokaklara dökülmezsiniz ve çözüm içerisinde olursunuz. Son kısaca bir şey alalım ve nokta koyalım. Vallahi siz sesimiz oluyorsunuz Muazzam. Bu yönden sizlere de çok teşekkür ediyorum. İçinde halen daha bir sıkıntıda bulunduğumuz bir süreç devam etmektedir. Umarım işte bu komitenin toplanmasıyla ikinci bir 1500 TL desteğinde bu sektöre tekrardan verilir. Bir can simidi olur bir kez daha. Bu sıkıntılar aşılmasıyla ilgili herhalde tabii ki yavaş yavaş açılacağını ümitliyiz. Tabii çok kapalı kalmak da artık yani bir netice vermeyecek bize. Elbette bir gün açılacak ama bunu bir sağlıklı bir şekilde, bilgili bir şekilde açılmak çok önemlidir. O yüzden diyalog çağrısını yine yapıyorum. Tabii ki ben ilgili bakanlığa ve bakanlıklara elbette. Bu sektör gerçekten en büyük sektörlerden biri. Fakat kendi bu sektörü böyle çok zayıf bir pasivize görüyorlar. Ama bunu elbet bir gün anlayacaklar ne kadar daha güçlü olduğunu. Çünkü biz işimizi yapıyoruz. Mesleğimizi en iyi şekilde icra etmek için mücadele ediyoruz. O yüzden sektörümüzün içerisinde bulunan üyelerimize, arkadaşlarımıza en iyisini vermek de bizim boynumuzun borcu. Biz öncülük ediyoruz burada tabii ki. Biz hiçbir yerden bir maaş almayız. Biz sadece destek amaçlı. Bir de besleyimdir. Elbette ki ekmeğimin de mücadelesini vereceğim, koşturacağım. Ama burada bir öncülük gösteriyoruz biz. Bu fedakarlığı yapıyoruz. Bu fedakarlığı yaparken de karşı taraftan elbette bir adım bekliyoruz tabii ki. Biz aman aman her şeyde ise talebimizin de karşılanacağı düşüncesinde de değilik. Ama bir noktada karşılanır. Orada paydaşlarımıza en iyi şekilde, en güzel şekilde ne verebiliriz, ne alabiliriz? Hakkımız olanı tabii ki elbette. Bunun mücadelesiyle de yolumuza devam edeceğiz. Sizlere çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin size. İyi çalışmalar diliyoruz. Evet sayın izleyiciler, birinci bölümümüzün sonuna geldik. Kısa bir haber turumuz var. Kısa bir haber turundan sonra ben tekrardan burada olacağım. Canlı yayınımız devam edecek. Gündem özel programımız devam edecek. Başka bir konukla birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Evet, tekrardan merhaba sayın izleyiciler. Gündem özel programıyla yine sizlerle birlikteyiz. İkinci bölümle birlikte. Bizleri yine sosyal medya hesaplarımızdan Facebook üzerinden yayınımızı izleyebilir, paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda WhatsApp iletişim numaramızı da sizlere hatırlatalım. 0533-872-022 numaralı hattan da bizlere görüşlerinizi aktarabilirsiniz ve mesajlarınızı yazabilirsiniz. Evet, merhum iş kadını
Velia Borut bugün mezarı başında anıldı ama sessiz sedasız bu yıl maalesef. Velia Borut 18. yıl dönümünde Lefkoşa mezarlığında kabri başında anıldı. Bugünkü stüdyo konuğumuz da oğlu Sayın Mehmet Borut bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk. Evet, her yıl konuk alıyoruz sizleri. Evet. Her yıl merhum iş kadını Sayın Velia Borut'u anıyoruz. Sizler de her yıl mezarı başında kendisini anıyorsunuz. Bir asra yaklaşan yaşamına her şeyini sığdıran bir kişiydi. Cesaretiyle, enerjisiyle ve yüreğiyle bilinen Velia Borut'u konuşacağız yine. Bugün bizlere anlatacaksınız kendisini ama koronavirüs dolayısıyla aslında bu yıl anmalar birazcık farklı geçti. Sessiz sedasız geçti. Ama yavaş yavaş artık bir normale dönüş oldu. Artık mezarlığa da gidiyoruz, her şeye gidiyoruz. Bir açılım yaşadık ama bugün birazcık buruk sanki içimiz. Çünkü saat 10'da bir anma töreni düzenlendi. Bir kabri başında anıldı ama kimse yok dediniz. Bir tek siz ve kabrici Sayın Akay Cemal gitti. Buyurun böyle düşüncelerinizi almak istiyoruz. Çünkü basında da epey çıktı. Her yılda herkes gelirdi, herkes katılırdı. Bu yıl neden gelemediler acaba? Ailenin gelememesinin sebebi hastalıkları rahatsız oldukları için gelendiler ama gazetecilerin gelmesi lazımdı. Çünkü ben takadün bildirdim ve gerekli notu aldılar. Bugün gazetelerde çıktı fakat kimse gelmedi. Yani geçen sene ve bir evvelki seneler gazeteciler çekim için gelirlerdi. Gazeteciler her yıl çekim için gelirdi. Bu sene gelmediler ve bir yanlış anlaşılma oldu birbirine geliyor. Onun dışında mesleki örgütler, mesela Ticaret Odası Velia Borut 1958 yılında Ticaret Odası'nın kurucu üyelerinden biridir. Gelmesi gerekirdi. Kimse gelmiyor. İş Kadınları Derneği gelmiyor, ilgilenmiyor. Bir yani annem için söylemiyorum, başka için olsa da yine aynı şeyi savunacaktım. Bu doğru bir yaklaşım değil. Keşke gelselerdi diyorsunuz. Evet. Şimdi 17. yıl dönümü. Buradan da tekrar düzeltelim. 18. dedim ama 17. 17.si düzenlendi. Velia Borut'un oğlu şu anda bizlerle birlikte. Bugün sessiz sedasız bir kabri başında bir anma töreni olduğundan bahsetti oğlu. Gazeteci Sayın Akay Cemal'ın gittiğini, başka birinin de katılmadığını söyledi. Konuşma yapıldı yine eminim ki orada. Kıbrıs Türk toplumuna kültür, sanatı ve tiyatroyu sevdiren birçok örnek davranışıyla aslında iz bıraktı kendisi. Kıbrıs Türkler arasında iş kadını olmadığı zamanlarda bir mağazayla dünya markalarına Kıbrıs'a getirerek tüm kadınların önünü açtı değil mi? Evet. Sınır kapıları o zamanlar kapalı ve Rum kesimiyle haberleşmenin de elbette sınırlı olduğu zamanlarda merhum Borut Letra Palas'tan yaptığı Türkçe-Rumca gazete değişimiyle iletişim alanında da hizmetlerin bulunduğunu da biliyoruz. Üniversitelerde bir araştırma ve tez konusu da aslında olabilir elbette bunlar. Neler aktaracaksınız, neler söyleyeceksiniz bizlere? Şimdi ilk önce Velia Borut'u bir genel hatlarında tanıtalım. Annem 14 Şubat 1917'de Lefkoşa'da doğdu. Üç kız kardeşin ortancasıydı. Babası Selimiye Camisi'nin imamıydı. Annesi ev kadını. 17 yaşında Victoria Kız Lisesi'ni bitirdikten sonra büyük dayısı Sehpi Akdeniz'di. Onun teşvikiyle küçük bir dükkan açtı. Şimdiki Kaptan Eczanesi'nin olduğu yer, saray önünde. Orada ki kırtasiye satmakla başladı. Ondan sonra karşıya büyük bir işini geliştirerek kozmetik giyim dallarına girdi. Dediğiniz gibi en iyi markaları Kıbrıs'a tanıttı. Siz
kaç yaşlarındaydınız o zamanlar? Biz o zamanlar yoktuk. Biz 46'da doğduk. O zamanlar yoktuk. 1937'de kurdu dükkanı. 37'de. Yani 20 yaşlarındaydı. 17, 20 yaşlarında. İnsan olarak çok iyi bir insandı. Kimsenin kalbini kırmadı. Çalışkan insandı. Dindardı. 5 vakit namazını öğlene kadar tuttu. Orucunu hiç bozmadı. Ama layık bir kadındı. Özgürdü. Sanatkardı, keman çalardı. Tiyatro da oynardı. Şimdiki kardeş ocağının olduğu yer. Evli miydi o dönemlerde? Evlendi, ayrıldı. Evlendi, ayrıldı. Sonra ikinci evliliğini yaptı. İkinci evliliğinden ben de kardeşim doğdu. Doğdunuz. Kardeşimi de bir 7 sene önce kaybettik Londra'da. Başınız sağ olsun. Sağ ol. 17 yıldır siz anıyorsunuz kendisini. Evet. Her yıl mezarı başında. Yapabileceğim tek şey. Yapabildiğiniz evet. Budur. Bunun, yani bu adını yaşatmak ne lazım. Ne güzel, bunu yapabiliyorsunuz. Bunun da devamı gelmesi gerekiyor. Her yıl, her şekilde anılması gerekiyor. Sokak ismini de hallettim. Onu da sokak... Sokak ismi de yapıldı. Yaptım. Hangi bölgeye? Bu... ne derler o? Mau salonunda düğün salonu var. İsmini unuttum. Onun arkasında Cemal Bulutoğlu yaptığı zamanında Veda Barut Sokağı. Evet. Bu arada yönetmen arkadaşlarımla iletişime geçemiyorum sizinle. İnternette bir sıkıntı var sanıyorum. Bana yazarsanız göremeyeceğim. Ben de size yazmaya çalışıyorum ama interneti bir bakalım, kontrol edelim. Evet, buradan tekrardan izleyicilerimize aktaralım. Merhum iş kadını Vedia Barut bugün anıldı sayın izleyiciler. Sessiz sedasız anıldı. Oğlu Mehmet Barut vardı ve gazeteci Akay Cemal vardı. Saat 10'da, her yıl sabah saat 10'da anılıyor. Evet. Lefkoşa'da, Kaprıbaşı'nda yer alıyor. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde kısıtlamalar aslında nedeniyle de düzenlenemiyor bu tür anma törenleri ama yine de mutlaka birilerini beklerdiniz ister istemez. Gazetecileri özellikle bir fotoğraf alabilirlerdi diyorsunuz. Ben kendisinden alabildim. Siz fotoğraf çektiniz. Ben oradan yararlanacağım. Ama keşke gelselerdi diyorsunuz. Şimdi ilgisizlik iyi bir şey değil. Yani değerlerinize sahip çıkmazsanız nereye sahip çıkacaksınız? Yani maalesef bu oluyor. Yani ilk birkaç sene geliyorlar. Ondan sonra azalıyor gelişler. Ve sonunda işte Akay Cemal'dan ben kaldım. Değerlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Vedia Barut Kıbrıs Türk kadınının evden çıkarak sayın izleyiciler toplum yaşamında yer almasında ciddi anlamda önderlik eden ve halka kültürü, sanatı, tiyatroyu sevdiren bir isimdi. Bunları her yıl söylüyorsunuz, her anma töreninde konuşuyorsunuz. Başka neler söyleyebiliriz, nasıl anabiliriz kendisini? Çok yani, genç yaşta ticarete atıldı kendisi. 17 yaşında. Liseyi bitirir bitirmez ticarete atıldı ve harp, İkinci Dünya Harbi başlıyordu o zaman. Annesi babası ne yapardı o dönemler? Yani nereden merak saldı bunlara? İşte dayısının teşvikiydi, Seyfi Akdeniz'in teşvikiydi. Teşvikiydi, dayısının. Ticaret, onda da herhalde bir şey vardı, ilgi vardı ticarete karşı. İlk kırtasiyeyle başladı, sonra işini geliştirdi. Rumların arasında da çok dostları vardı. Rum tarafında, Rum tüccarlar. Lefkoşa esnafı tarafından da sevilen, sayılan zaten bir kişiydi. Zaten tek mağazaydı. Tek mağazaydı. Yani diğer mağazalar vardı ama anneminki gibi değildi. Daha sonra aileden birileri devam ettirebildi mi peki? Devam ettiremedi çünkü orası yandı.
Nasıl oldu o durum? Vallahi nasıl olduğunu bilmiyoruz. Hep dedikodular söylenen dedikodular, bazı gizli hesaplaşmalar olurken yangın bize de sıçradı. O kadar, yani öğrenebildiğimiz o kadar. Evet. Şimdi onunla ilgili görüntülerimiz var sevgili Gizem. Evet. Ha, bu babası işte imamdı Selim'i. Bu İngiliz 1941'de çekilmiş galiba. O zaman harp devam ediyor. İngilizler Pakistan'dan asker getirdi Kıbrıs'a. Onlar İngiliz askerleriydi ama Pakistanlı Müslüman oldukları için camiye gidiyorlardı. Ha. Bu da şey, Münir Nurettin Selçuk'un Kıbrıs'a gelişi. Görüntümüz sesli mi bu arada? Ha işte bu budur. Hı hı, evet, sesliyse sesli verebiliriz aslında ekranlara. Zamanın şehrinleri Asaf Bey için 3 Ağustos 1937 tarihinde kardeş ocağında verilen kaynaşma toplantısında resmedilmiş bu fotoğraf. Bu aile fotoğrafında görülen kişilerden birçoğu hayatta değil artık. Dolayısıyla ayrı bir yeri var bu fotoğrafın ve Diyarbarut'un yaşamında. Çalışma temposu içerisinde ikiz oğullarını da hiç ihmal etmemiş Fediye Barut. 1994 yılında yılın annesi seçilmesi bunun bir göstergesi olsa gerek. 6 torun sahibi bir babaanne bugün Fediye Barut. Kendi fikirlerime her zaman sadık biriyim diyor. Bugünkü dükkanının bir bölümünde bulunan kuru dalları soruyoruz kendisine. Yeşili ve yeşil rengi çok sevdiğini belirterek hiç unutmadığı bu sözleri de söylüyor bizlere. Yeşil bu, hayat dolu, iman dolu, şeref dolu. Özlemle anıyor Fediye Barut. Yaşantılarını son derece de beğenirim. Herkeste bir samimiyet vardı. Herkes dürüstü. Şimdi herkes dürüst, herkes samimiydi. Birbirlerine yardımlaşması vardı. Bana herkesin, yani bütün ailemin de etraftaki arkadaşlarımın da çok çok yardımları oldu. Ve bugün işte huzurunuzda onlara bir teşekkür etmeyi en büyük ödülü sayarım. Çünkü çok yardımlar. El an yardımlar. O adına yaşam dediğimiz zorluklarla çok küçük yaşlarda tanışmış ve hala mücadele ediyor tek başına. Özellikle kadınlarla ilgili söylediği bu sözlere de kulak verirsek onun ne kadar azimli, kararlı ve çalışmayı sevdiğini anlamak mümkün. Aslında toplumumuzun daha pek çok Fediye Barutlara ihtiyacı olduğunu unutmamalıyız her zaman. Kadın sefaleti büyük felaket. Uyan ey kadın, gel verir uykun. Bugün sen uyurken ağlıyor yavrum. Evladı vatanın annesisin sen. Sevgili vatanın ninesisin sen. Evladı vatanın annesisin sen. Sevgili vatanın ninesisin sen. Evet, ilerleyen dakikalarda bu görüntüleri yine sizlere aktaracağız. Ne kadar güzel bir şey ki oğlusunuz ve her yıl anıyorsunuz. Gözleriniz doldu şimdi. Hiç vazgeçmeden
sabah saat 10'da her yıl gidiyorsunuz, mezarı başında anıyorsunuz ve aynı zamanda da basına da açıklamalarda bulunuyorsunuz. Herkes yapmaz bunu. Yapan yapar. Yani bu kişiye bağlı. Ben öldü deyip de bırakmıyorsunuz. Gelerek, ben her pazar mezarına giderim. Öldüğü günden beridir her pazar mezarına giderim. Çiçek götürürüm, dua ederim. Acısı halen daha var. Acısı tabii. İyi bir anneydi. İyi bir anneydi. İyi bir anneydi. Yangın çıktı dediniz dükkanında. Evet. İki defa yangın çıktı dediniz. İşte bir... Bu biraz önce izlediğimiz görüntülerdeki o yer artık yok, yandı, kül oldu. Evet. Ve her sabah da çok erken saatlerde dükkana giderdi dediniz. Ve gittiği zaman yangınla karşılaştı. Şimdi, yani içeride de olabilirdi değil mi? Kendisi de orada olabilirdi. Gece, yangın gece başladı. Gece başladı. Gittiğinde devam ediyordu. Yani hiç haberi yoktu. İkinci yangın ikinci yerinde. Yani orada yangın çıkmadı da yandaki dükkanda yangın çıkınca bize atladı. Size atladı. Yandaki dükkandan çıkan yangın evet, size geldi. Mahir bilgisayarda yangın çıktı. Bize atladı. Evet. Bir yazı var. Fatma Azgın'ın 2018 evet. yılında bir yazısı var. Dilerseniz onu okumak istiyorum ben sizlere. Kadın kahramanlarım hep olmuştur dedi Fatma Azgın. Kıbrıs'ın kadın kültürü taşıdığını savunurum. Çünkü Kıbrıslıların kadın kahramanları çok olmuştur. Afrodit başta Meryem Ana, Hale Sultan, Berengeria, Kraliçe Katerina, Kraliçe Elizabeth gibi. Kıbrıs'taki kadın kültürü izleri hala silinmemiştir. 1930'ların başında bir kadın düşünün. Babası Selimiye Cami baş imamı, namazında, niyazında oruç tutan ama Victoria Kız Lisesi'nden mezun olmuş, Kıbrıs Türk toplumunun kültürel hayatında tiyatro ve müzikallerde sahne almış, evlenmiş, iki oğlu olmuş, kocası tarafından terk edilmiş bir kadın. 1937'de Lefkoşa'nın merkezinde dükkan açarak iş kadını olabilmiş. O dönemlerin gazetelerindeki reklam veya ilanlarından Kıbrıs kadınların terzilik ve şapkacılık işinde yoğunlaştığını görüyoruz demiş Fatma Hanım. Ve aslında Vedia Barut ve ona benzer kadın örnekler Kıbrıs'ta İngiliz döneminde toprağın atılan modern toplum tohumlarının çiçek açmaya, meyve vermeye başladığı anlarız. Öncülük etti yani bu durumda kendisi diğer Kıbrıs'a Türk kadınlarına. Müslüman ailelerin kız çocuklarını da rasyonel eğitim veren ilk ortaokul lisede okutmaları, çocuklara sevgi ve saygı gösterilmesi, gereksiz cezalandırma ve müdahale yapılmaması, özellikle kız çocuklarının eğitilmesi, evlenip yaşam kurarken onları maddi manevi desteklemek, boşanırsa evinden atılmaması düşünülerek çeyiz ve ev verilmesi, bu kültürün sayın izleyiciler Venediklilerden kalma olduğunu Kıbrıs Kraliçesi Katerina Cornaro hakkında yazılan kitaplardan öğrendim demiş Fatma Hanım. Ve Venedik'ten Kıbrıs Lüzinyan Kralı'yla evlenmeye geldiğinde bir gemi dolusu çeyizle geldiği yazılmaktadır. Tüm bu örnekler kızların ve kadınların korunduğuna birer delil sayılabilir. Diğer yandan Kıbrıs Türkler arasında dinin sadece kişiye özel inanç ve uygulama olduğunu, toplumsal veya politik bir araç niyetiyle kullanılmadığını belirtmek isterim demiş. Vedia Barut da dinine, namazına, orucuna sadıktı ama eğitimi, yaşam biçimi, düşünceleriyle modern özgür birey örneği vermekteydi demiş. Çocukken uzun yoldan giyinirdim. 1963 hadiselerinden sonra Vedia Barut'tan giyinmeye başladım. Yani herkes bir marka olmuştu ya, değil mi? Yani Vedia Barut'tan giyinmek ayrı calıktı herhalde ya, değil mi? Yani o dönemler. Eve servisi de vardı evlere. Evlere servis yapılırdı. Bir hanım belli bir tarzda giyinir. O tarzda bir şey gelirse ona hemen o paket hemen ulaşılırdı. Kimin ne tarzda giyindiğini de bilirdi. Evet. Bu tam ona göredir denildi. Evet. Bu kişiye gidilsin. Dükkanı ana baba günü gibiydi. O kadar kalabalıktı evet. Yani.
Yani o dönemlerde herkes çok farklıydı giyim tarzları. Çok da önem verilirdi. Para yoktu ama yine de bu tarza önem verirdik. İnsanlar evet. Mutlaka da giyimine, kuşamına önem verirdi. Aynen. İnsanlar karıştırır, bulur, beğenir ve borç yazdırırdı. Bu hesapların içinden nasıl çıkardı bilmiyorum demiş. O zaman bile zarar ettiğine inanırdım. Doğru söylüyor. Bakın kaç müşterisi söyledi demiş. Biz buraya kendi evimiz ve satılanları kendi malımız gibi görürüz. Kendisi ve yardımcısı Hanife müşterilerine güler yüz ve sevgiyle hizmet ederdi. Yardımcısı da vardı. Hanife vardı da Hanife bu arada Hanife geçen 10 gün önce falan öldü. 10 gün önce hayatını kaybetti. Ona da rahmet dileyelim. Utandılar. O kim idi? O en uzun zaman yanında çalıştı. Karpaz köylerinden bir köyden geldi. Herhalde annemle beraber 30 yıl çalıştı herhalde. Belki daha fazla. Sonra evlenip Londra'ya gitti. Epey Londra'da kaldı. Ondan sonra geçenlerde hayatını kaybetti. Herhalde 80 başlarında bir. 30 yıl beraber çalıştılar. Belki daha fazla. Daha fazla evet. Vediye Hanım'ı Lefkoşalılar sever sayardı. Arabayla gidilecek yerlere her zaman onu götürecek insanlar bulunurdu. Evet. Üniversite dönüşü yakınlığımız devam etti. Eczanem ve onun dükkanı çok yakındı. Gazetelerimi bisikletle dağıtan birisinden alırdım, sonra vazgeçtim. Vediye Barut'un Kıbrıs'ın kadın simgesi gibi gördüğümden her sabah gazete almak bahanesiyle onu görüp güne başlamayı istedim. Napan ve Fatoş kahkahasıyla gülüşür, şakalaşır ve işlerimizin başına dönerdik. Hatta 1990 seçimlerinin sabahı uykusuzluk ve seçim kaybetme ruh haliyle gazete almaya gittiğimde dükkanını sekizine takılıp bacağımı çok fena kırmış, ambulansla ameliyata götürülmüştüm. Vedia Barut'u toplumsal cinsiyet açısından değerlendirmem, üniversite döneminde Simon Bebavur okumam, felsefik ve politik bilinçlenme ve feminizme geçmemle başladı. 1975'te tek kadın olarak kurucusu meclis üyeliğim, 1980'lerde Türk Bankası Kültür Sanat Dergisi'nde kadın şairlerimiz hakkında araştırma yazılarım, kadın şairler, kadın müzisyenler geceleri düzenlemem, 1998 yılında Neşe Yaş'ın Sevgül Uludağ'la çıkardığımız Hanım Eli Kadın dergisiyle ilk sayıda Vedia Barut'u ilk iş kadınımız olarak tanıtmıştım. 1989'da Yeni Düzen gazetesinde Öznel'den Nesnel'e kadın gözlemleri başlığıyla makale yazarlığına başlamam, 1990 CTP kurultayında kadın kotası önerimin tüzeye geçirilmesi, kadınlarla ilgili araştırma ve emek arttıkça yakınlığımızı daha da genişletti dedi Fatma Hanım. Ve Vedia Barut'la uzun araştırma sonrası 1998'de yayınladığım Uviye Mithat Feminist Buluşma kitabının yazım sürecinde daha da yakın olduk. Çünkü karı koca Mithatlar Vedia Hanım'la yakın dostluk idiler ve iş yeri aşması yüzünden ona ve ailesine yapılan saldırılara Ses gazetesindeki yazılarıyla kalkan oldular. Kültür sanat faaliyetlerine de beraberdiler. Toplum içinde sosyal bir varlık ve ayakta kalan örnek bir simge olarak ölene kadar çalıştı. Bu da onun gerçek bir iş kadını ve toplumsal bir varlık olduğunu kanıtlamaya yeter. Onu saygı ve sevgiyle anıyoruz. Kadınlarımıza da örnek olsun. Hem çok çok güzel bir yazı çok Fatma güzel. Hanım'ın değil mi? 2018'in. Çok güzel. 2018 yılından 1935'te Modern İş Kadını Vedia Barut'tan bahsetmiş Fatma, Sayın Fatma Azgın. Çok güzel bir yazı yazmış. Onu da tebrik ederiz, teşekkür ederiz. Evet, neler söyleyebiliriz başka? Gençlere örnek olsun. Örnek olsun değil mi? Gençlere örgüne herkes memur olmasın. Herkes şimdi memur, hazıra alışmak istiyor. Sanata önem versinler. Sanatkar olsunlar, para kazansınlar. Her sahada açık var, eksiklik var.
mezar başındaki şeyi gösterebilecek miyiz? Yok, onun haberini yapacağız Mehmet Bey. Fotoğrafını siz çektiğiniz ama bugün görüntülerimizi aslında veda edeceğiz. Bir bakalım, ben de buradan birkaç bilgi buldum. Sabah 04.30'da güne başlarmıştı Vediye Barut. Tüm gününü işiyle yaşıyordu. Öğle saatlerine kadar dükkanda gazete satışı yapardı diyor. Ve öğleden sonra da evinde faturalarıyla uğraşıyordu. Hep sizinle de ilgilenir miydi? Siz ne yapardınız o dönemde? Bu kadar yoğun bir iş kadınıydı. Biz burada iken biz de yardımcı oluyorduk. Siz de hep orada. Gününüz hep dükkanda mı geçerdi sizin? Hayır, de? Hayır, okula olurdu? Giderdik ama sabahleyin 6'da kalkardık. İlk gazeteleri dağıtım işlerini yapardık. Bisikletle ben ve kardeşim. Ondan sonra okula giderdik. Okul bitince öğleden sonra iş dersimizi çalıştıktan sonra dükkana gidiyorduk. Anneme yardım ediyorduk. İkinci evliliği, yani babanız da evliliği de uzun sürdü müydü yoksa? Şimdi 1944'te evlendiler. Onu 44'te evlendiler. Babam o zaman evlilik yasası yoktu. Yoktu. Boş ol deyince boş ol, boşanıyordum. Ve babam böyle bu şekilde annemi boşadı. Şimdiki durum da öyle oldu. Artık evli insanlar boş ol boş ol demeden bile artık herkes istediği yere kaçıyor. Evet, yani yasaya kimse takmıyor. 800'e yakın boşanma davası varmış. 800 kusur. Boş ol boş ol dedi annenize ve boşandılar. Evet, evet. Neydi sebep acaba? Neden ayrılmak istemişti? Yani hiç sor bulamadım. Sor bulamadım. Anneniz de öyle yine devam etti işine. Evet. Babanız size sahip çıkabildi mi peki? Babam Avustralya'ya gitti. Orada başkasıyla evlendi. Siz kaç yaşındaydınız gittiğinde? 1 yaşındaydık biz. 1 yaşındaydınız. Evet. Hiç babanızı daha sonra gördünüz mü? Gördük tabii. Gördünüz. Kaç seneden sonra? Ben 7 yaşında olmam lazımdı. Geldi, babamın gelip annemle tekrar barışmak istediğini hatırlarım. 7 yıl sonra? 7 yıl sonra. Anneniz? Kabul etmedi. Kabul eder mi? Yazık. Kabul etmedi. Böyle kafadaki adamları koymayacaksınız herhalde. İşte bir şey var yani. Kader çok önemlidir. İnsanın nasıl? Kader. İnsanın. Alın yazısı hiç değişmez. Bu kadar başarılı, bu kadar akıllı bir kadın, bu kadar güzel bir kadın bunları yaşayabiliyormuş. İşte talihsizlik kader alın yazısı. Yani bir söz var. Kötü alın yazısını sadece sadaka değiştirir. Sadaka vermek, öyle derler diye. Not aldım ben buraya bu söylediğinizi. Öyle derler. Evet, kötü alın yazısını sadaka verir. Şimdi, daha sonra 7 yaşındaydınız. Siz hiç babanızı bilmiyordunuz. Hayır. Geldi, ben sizin babanızım dedi. Affedebildiniz mi peki kendisini? Biz küçük değildik zaten. Yani, yücemiş de değildik zaten. Hiç bilmiyorduk. Hiç bilmezdiniz. Ansızın geldi, kaçıktı. Ben sizin babanızım. Ama babaya karşı bir sevgi yoktu. Yoktu. Çünkü sevgi oluşur. Bizde baba olmadığı için o sevgi de yoktu. Peki o sevgiyi kazanabildi mi? Daha sonra. Tekrardan gitti mi Avustralya'ya? Gitti. Sizi gördü, gitti. Barışmayınca anneniz. Evet. Ondan sonra başka bir hanımla evlendi. Hı hı. Ondan 3 çocuğu oldu. Onlarla temas halindeyiz biz zaten. Ne olsa kardeşlerimizdir. Öyle de olsa kardeştir. Onlar hayatta mı? Görüşüyor. Hayatta. Görüşüyor. Avustralya'da görüştüğümüz pek yok. Telefonda konuşuyoruz. Telefonda, evet. Yani, ama babanızla ilişkilerini sürdüm. Yani hiç böyle bir kızgınlık oluştu mu? Olmadı. Baba diyebildiniz mi yani kendisi? Baba dedik, gördünüz de dedik. Dediniz. Neticede babamızdır. Ama o yakınlık yok. Yakınlık yok. Evet. İşte kadar kısmet neyse hiç değiştiremezsiniz. Değiştiremezsiniz. Alnınızda yazılmış bir kere. Güzel olabilirsiniz, başarılı olabilirsiniz ama kader. Güzeller şanssız olurmuş derler.
Güzeller şanssız olur. Öyle derler. Evet, o yüzden kötü alın yazısını sadaka vererek. Öyle derler. Sadaka, sadaka çok vererek. Önemli. Kadınların söz hakkının olmadığı bir dönemde sayın izleyiciler, kadının başarısını en güzel şekilde temsil eden Medya Barut, Kıbrıs'ın unutulmayacak simalarından biridir. Kıbrıs Türk kadınının evden çıkarak toplumun yaşamında yer almasında bir önder görevinde bulunmuştur Medya Barut. Evet. Kıbrıs Türk kadınının tarihsel gelişiminde yadsınamaz bir öneme sahiptir ve her dönemde yaşayacak özel bir kadındır bana göre. O yüzden örnek olsun, örnek olmuştur tüm kadınlarımıza. Kaç yıllardan, 30'lu yıllardan bahsettik sizlere. Kıbrıs'ın hem kuzeyinde hem güneyinde basılan gazetelerin bayiliğini yapıyordu Medya Barut. Güneş doğmadan kalkar, barikattan gazeteleri alırdı, dükkanına dönerdi ve sabahın saat 5'inde de barikata giderek gazeteleri alır. Hiç bitmeyen enerjisiyle bunlar da uğraşırdı. Üzerine güneşin doğmasını uğursuzluk sayanlardanmış adı, doğru mu? Evet. Evet. Ve tembel insanı hiç sevmezmiş idi. Hiç. Hiç. Hiç sevmezdi. Hayatı boyunca da hep çalıştı. İşinin başında öldü. İşinin başında. Kaç yaşında hayatını kaybetmişti? 83. 83 yaşında. O yaşa kadar çalıştı. Dükkanına gitti. Ha. Dükkanı yandıktan sonra neler hissetti? Kaç zaman sonra? Dükkanı yandıktan sonra perişan oldu. Zaten ondan sonra hayata tutunamadı. Tutunamadı. Ne yaptı ondan sonra? Dükkana gidememesi? Nasıl? İşte başka bir dükkan ayarladık. Aha. Orada ticaret, yani kozmetik ve giyim işinden vazgeçti. Çünkü bütün sermayesi tükendiydi yangında. Sadece gazete işi yaptı orada. Ölene kadar. Yani 95'ten... Albümleri, fotoğrafları, şey, eşyaları hepsi yandı. Her şey gitti. Borç defterleri. Borç defterleri, her şey. Onlar her şey gitti. Alacak defterlerdi. Sesi de güzeldi. Biraz önce şarkı da söyledi, değil mi? Kadınların özgürlük şarkısını söyledi. Son olarak neler söyleyelim? Bu o görüntülere de nokta koyalım. Herkes örnek olsun. Herkes örnek olsun. Çalışsınlar. Hayat mücadele demektir. Hayat mücadele demektir. Mücadeleden vazgeçmeyin. Evet. Evet. Sevgili yönetmenlerim, o görüntüyle programımıza nokta koyalım. Bugünlük yayınımızın sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma mutlu günler diliyorum. Sizlere de çok teşekkür ederim. Biz her de, yıl andığınız için. Biz Genç TV ekibi olarak her zaman seve seve. Biz de Genç TV'ye çok teşekkür ederiz. Başından beri anneme sahip çıktılar. Ertan Birinci'nin içerisinde tüm Genç TV'ye teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. O görüntülerle sizleri baş başa bırakıyoruz tekrardan. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.
aynı zamanda Selimiye Camii başımamıydı. O gün de bu benim dükkan açmamı halk arasında hoş görmediler. Ve babam için epey böyle şey yaptılar. Yani nasıl olur da bir hoca efendi kızını böyle dışarıda şeye bırakır diye, çalışıyor diye. Epey dedikoduya maruz kaldı. Fakat hiç babacığım çok medeni bir kafa yılmadı. Ve o zamanın ileri gelenlerden Mithat Bey vardı. Ve kim bunları yazanlar diye, kim bunu söyleyenler diye, söyleyin bana bunların ben haddini bileyim diye epey böyle şey yaptı, bize cesaret verdi. Sonra benim bana dükkanı açmakta en büyük yardımı olan özlemle anıyor ve diyalog. Yaşantılarını son derece de beğenirim. Herkeste bir samimiyet vardı. Herkes dürüstü. Herkes dürüst, herkes samimiydi. Birbirlerine yardımlaşması vardı. Bana herkesin, yani bütün ailemin de etraftaki arkadaşlarımın da çok çok yardımları oldu. Ve bugün işte huzurunuzda onlara biraz teşekkür etmeyi en büyük vazife sayarım. Çünkü çok yardımlar. El an. El an yardımlar.
adına yaşam dediğimiz zorluklarla çok küçük yaşlarda tanışmış ve hala mücadele ediyor tek başına. Özellikle kadınlarla ilgili söylediği bu sözlere de kulak verirsek onun ne kadar azimli, kararlı ve çalışmayı sevdiğini anlamak mümkün. Aslında toplumumuzun daha pek çok vedia baruklara ihtiyacı olduğunu unutmamalıyız her zaman. Kadın sefaleti büyük felaket. Uyan ey kadın, gel verir uykun. Bugün sen uyurken alıyor yavrum. Evladı vatanın annesisin sen. Sevgili vatanın ninesisin sen. Evladı vatanın annesisin sen. Sevgili vatanın ninesisin sen.